Bayağı bir karakol var. Light refreshments, and then we will move to minefield number 34. Sınır sahalarımızda güvenlik konusunda hareket kapasitemizi de kısıtlamaktadır. Türkiye olarak bu sorunun ortada kaldırmak amacıyla yoğun çaba harcamakta ve oldukça önemli ortaklıkları, çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı işbirliğiyle AB Avrupa Birliği tarafından İPA fonları kapsamında finanse edilen proje kapsamında sınırlarımızda başlayan, 2016 yılında başlayan projemizin 3. aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusunda gösterdiği kararlılığı ortaya koymaktadır. Bugün modern, insani ve güçlü bir sınır güvenliği yaratmak için çalışıyor, çaba gösteriyoruz. Devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız hep beraber sahada bu kararlılıkta hep birlikte hareket ediyoruz. Sınır güvenliğimizin için artık mayınları değil, teknoloji ve yeni unsurlar kullanmayı tercih ediyoruz. Geçmişte mayınlarla sağlanan sınır güvenliği, bugün elektrooptik kulelerle, termal kameralarla, aydınlatma sistemleriyle, tel çitlerle, modern teknolojik araçlarla, İHA'larla, beton duvarlarla sağlıyoruz. Sedat Bey biraz daha. Çok vahşi bir zor. But it's a very wild nature. Çok vahşi. Buraya baksın. And here. Çok. Very difficult. Abi bu rasim daha güzel çıkmış. Var şu karşı. Şimdi bu işleri Fatih sen. Let's walk and thank you. Ladies and gentlemen, welcome to MTR 34 minefield. I'm Ahmet Doğan. I'm the Mine Action Field Coordinator, the Mining Phase 3 project, and I have been working in UNDP since 2007. It has 110 gram TNT high explosive inside and 5 to 10 kilogram pressure to this mine, any part of the mine. And now, this is a control point where Team 3 is operating from. My name is Milton Madani, as you have heard. And I'm TDL RTA a briefing area where we brief our team when we come on site. We brief them how we are going to deploy inside the minefield. We establish. We'll then establish a baseline. What is doing? Yeah,
Demolition, stand by! There are 5,329 anti-personnel mines that we are supposed to clear.